Kesinlikle ben yapmıyorum. Arkadaşlar cesedi çekiyor. Kim yazdı? Sen gerçekten Kübra mısın? Oha! Yüzünü görebilir miyim diye soruyor. Çok üzücü. Oha! Kameramı açtı. Arkadaşlar şaka mı bu? Bir dakika. Herkese selam. Ben Kübra. Daha önce bu oyun gibisini görmediğinizden eminim. Bu oyun ne X oyunlarına benziyor ne de Angela, Simsimi gibi oyunlara benziyor. Kini Topet adlı bu oyunu indirdiğiniz anda tüm bilgileriniz ele geçiriliyor. Kameranıza, mikrofonunuza, hatta ev adresinize kadar. Önlem almama rağmen benim bile yüzümü gösterdi. Bu videoda da görmüş olacaksınız. Özellikle son zamanlarda benden Kinuso'ya çekmemi istemiştiniz. Ve ben de sizi kırmadım. Bu tarz korku oyunlarını seviyorsanız, daha önce hiç kimsenin oynamadığı Kinuso'dan daha beter virüslü bir oyun biliyorum. Hedefimiz 2 haftada 20.000 like. Gelirse eğer babası tarafından oyuna hapsedilen Thomas'ın oyununu da oynayacağım. Ayrıca çok istek gelirse Kinuto'nun da devamını çekebiliriz. Her neyse çok uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar, siz de hazırsanız başlayalım. Bu arada arka plan hangi çizgi filme ait onu da yorumlara yazın. Çok sevdiğim bir çizgi film. Evet, o zaman Kinuto'ya başlayalım. Tıklıyorum. Tuş çıktı. Diyelim. Eski model televizyonlardan. Tüplü televizyonları hatırlıyorum. Ne çizgi filmler falan izlerdik. Bayağı güzel zamanlardı. Gerçek şifremi mi yazayım yoksa? Yazdım. Oo! Arkadaşlar gerçek şifremi yazdım ve açtı. Wow! Şifremi nereden biliyor acaba? That's suspicious. Hoş. Çok piksel çok hoşuma gitti. Evet. Bu Paint eski. Eskilerdeki gibi. Çok güzel. Tekrar açalım. Bu Paint'ten küçükken çok fazla resim yapardım. Evet, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun nesi komik sersem? Bunu da atalım. Ne var? Aa! Baya eski bir oyun bu arada. Bunu hatırlıyorum. Unutmuşum tabii. Baya oldu çünkü. Da başka neler var bakalım. Burada resimler var. Tabii benim resimlerim. Burayı sansürleyeceğim. Aa, internet var. İnterneti açalım. Ne eski model. Çok hoş bence. Çok nostaljik. İnternete hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, arama yapalım. Ne aratalım? Bilgisayar yazısı yazacağım. Şu an aklıma geldi. Bir dakika. Tamam, aratalım. Ne çıkacak merak ettim. Ne çıktı? Wow, bu ne? Bilginin derin tarihçesi. Nasıl yaptınız ya? Tişörtün üstünde bilgi falan yazıyor. Bayağı garip. Bunun nesi komik sert? Hata mı? Ne hatası? Ne oluyor? Hayır. Hayır, ne oluyor? Bu ne? Arkadaşlar bilgisayar gitti, kesin gitti. Asla böyle bir arkadaş istemezsin. Derken Kinuto. Evet, başlıyoruz. Kinuto'nun indirme sitesi var arkadaşlar. Kinuto ile tanışın. Kinuto çok arkadaş canlısı. Haydi arkadaş olalım. Sana adapte oluyorum. Oyunlar oynuyoruz. Şakalar anlatıyorum. Arkadaşlar böyle bir yeşil indirme butonu görürseniz sakın tıklamayın. Çünkü kesinlikle bir virüs indiriyor. Ama biz tıklayacağız çünkü neden olmasın. Bunun nesi komik sersem? Evet, indirdik. Aa, taşıyabiliyoruz. Çok hoş. Ne oldu? Ay, yumurta. Yumurtadan mı çıkacak?
Bu arada arkadaşlar sizce örümceğe benzemiyor mu? Bence bir aksolottan çok örümceğe benziyor. Hello there. Thank you for waking me up. Beni uyandırdığın için teşekkürler. Rica ederim. I'm Kinito Pet. Ben Kinito. However, you can just call me Bana Kinito diyebilirsin, peki. And together we are going to become the best of Ve beraber en iyi arkadaşlar olacağız. So peki, umarım oluruz. What is your name? İsmimizi soruyor, okay. To tell me information, simply type your Gerçek ismimi yazacağım arkadaşlar. Okay. Tamam, yazdım. What's strange? Aa, I have never heard of arkadaşlar. That name Are you sure that this Bunun is your real name? Senin gerçek ismin olduğundan emin misin? Bu sorgulaması bana Meryem'i hatırlattı. Hatırlarsanız Meryem de öyle bir soru sormuştu. Evet arkadaşlar, gerçekten ürkünç bir soruydu bu. Bilgi camiası gerçek ismin mi yoksa onu değiştirecek misin? Ve evet diyeceğim. Gerçek ismim. Oh, in that case. Aa, bu nice durumda. Evet, şimdi ne yapacağız? I just cannot wait to get to know you. Seni tanımak için sabırsızlanıyorum. Haydi birkaç soruyla başlayalım. Başlayalım hemen. What is your favorite color? En sevdiğin renk ne? En sevdiğim renk, arkadaşlar bence bunları bazılarınız biliyordur. İngilizce mi yazsam? Bu arada sizin en sevdiğiniz renk ne arkadaşlar? Yorumlara yazın. Benim en sevdiğim renk pembe tabii ki. Aa, bu benim rengim. Bir özel gücün olsaydı ne olsun isterdin? Bir özel gücüm olsaydı sanırım görünmez olmak isterdim. Evet, görünmez olup arkadaşlar giremeyeceğim yerlere girerdim ve merak ettiğim yerlere bakardım. Bu biraz bence mantıklı. Beyin bedava. Siz ne olsun isterdiniz? Wow. That sure does sound super. If I could have any superpower, I would want to be able to read minds. Ben akıl okumak istemezdim açıkçası. And become the perfect friend. Here I present to you. İşte sana hediyem. The Kinito Cruise Web World. Kinito'nun web dünyası. Click the start button to continue. Aa, arkadaşları var arkadaşlar. Arkadaşları var arkadaşlar. Denizde yaşayan 3 arkadaşım. Kinito, Sam ve Jade. Bu herhalde deniz anası. Tamam, başlayalım. Whenever ne yapacağız? Reading the character descriptions, just press to the web world. An amazing place where you Arkadaşlar can burası Şirinlerin evine benzemiyor mu sizce de? Bence çok benziyor. However, evler mantardan çünkü ben aşırı benzettim. Şirin baba! Şirin baba! Aa, ne oldu? Aa! Biz pembeyiz bu arada. Senin en sevdiğin rengi yaptım. Ya teşekkür ederim. Çok iyi kalplisin. Ben şimdiden Kinto'yu sevdim arkadaşlar. Bence o kadar da kötü bir değil. Onlara yardım etmeye deneyecekmişiz arkadaşlarla. Garip. Başlayalım. Ready Repair. Well, hello Sam. This is my pal Sam. Say hi. Bence bu daha şirin Kinto'dan. Hi there. What seems to be the issue today? Well, you see, evet, my house has not been kept in the best shape. Evim istediğim gibi değil. Sort, could you help me by dusting the place down and giving it a good scrub? Tabii ki yardım ederiz, değil mi arkadaşlar? Ne yapacağız merak ettim. Bu ne? Well, you heard. Evini mi temizleyeceğiz? While you get on with that. Tamam. Temizleyelim. Tamam, yaptım. Bunu da. Aa, o neydi? Arkadaşlar bir şey çıktı. Ne kadar kirletmişsin. Kirden görünmüyor be. Kiri anlayamadım arkadaşlar. O kadar kirli ki. Ne yapmışsın bu kadar zaman boyunca? Aa, bitmedi ama. Wow. Amazing. It looks as Yeni gibi görünüyor ama daha bitmedi. Whenever you're ready, you can just press next. Arkadaşlar ben tamamen temizlemeden başlayamam. Hani hoca ders anlatırken tahtayı sildiğinde küçük bir parça silmez ya. Gıcık olursunuz. Aynı öyle. Tamam, devam edelim. Ha, yerine bırakacakmış. Tamam. For the next task, I would like Sonraki you to paint my wall. Benim duvarlarımı boyar mısın? Ben neden boyuyorum? Hizmetçi miyim ben? Arkadaşlar oyunu biz indirdik. İşlerini biz yapıyoruz. Hangi renk olsun? Pembe olsun. Pembe olmasını istiyorum. Ama istediğim pembe bu değildi. Arkadaşlar burada farklı gözüküyor ama
renk olarak çok kötü bir pembe. Üstüne bir şey yazabilir miyim? Bilgecem yazısının DC yazacağım. Bence güzel oldu. Süper. Ne oldu? You have done a great job. Arkadaş o neydi? Bir şey çıktı. Gördünüz mü? Ben mi gördüm? Dekore edeceğiz. Yatağını buraya koyalım. Tek de koyalım. Bence gayet güzel oldu. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar o ne? Bunu ben yapmıyorum bu arada. Kesinlikle ben yapmıyorum. Oha. Arkadaşlar cesedi çekiyor. İnanmıyorum. Topi Playtime'deki... Bu arada o Poppy Playtime'dekine benziyordu. Yanlış mıyım? Bu arada arkadaşlar bir şey söylemem gerek. Zaini 2 dakikalığına mutfağa gitsin ve "Where are you?" dedi. Geri döndüğünde de tekrar geldiğine sevindim dedi. Yani kameramdan gördüğünü düşünüyorum çünkü burada olup olmadığını nereden anladı? Çok garip gerçekten. Bunu da söylemek istedim. Neyse oyuna devam edelim. Next diyorum. Çok harika değil mi? Bence değil. Daha önce çıkan şeyden sonra. Bu kromozoma benziyor ama olsun arkadaşlar. Yuto senle bir oyun oynam diyor. Yakalanma mı? Biri seni arıyor. Don't get. Sakın yakalanma. Ne olacak şimdi? Merak ettim. Burası neresi? Backrooms'a mı düştük? Burası nere? Nere? Bence burası Backrooms. Şu an hiç de olmak istemedim bir yer. Oha arkadaşlar o neydi? Oha! Oha vücut parçaları var. Ah arkadaşlar. Nedir ya? Jumpscare edeceğiz kesin şimdi. Oha! Arkadaşlar böyle bir şey attı şimdi. Bir tane video var. Diyelim. Kimino Brothers in the early 70s, Kimino Leisure and Entertainment Company. Arkadaşlar oyuncak fabrikası gibi bir şey. From its start in plush collectibles. Oyuncağı mı varmış bunun? Eğer bu gerçekse arkadaşlar oyuncağını kesinlikle alırım. Bu bir Playtime gibi bu aslında. Oyuncak fabrikası vesaire var. Kenneth'teki yeni arkadaşım. Oha bu ne? Seni bekliyorum. Bana geri dön. Tekrar oyunu aç. Nasıl jumpscare'di ya? Evet oyunu tekrar açıyorum. Surfer'e geldi. Aa tekrar merhaba. Son görüşmemiz biraz karışıktı. Bunun için endişelendim. Ve şu anda daha iyi çalışıyorum diyor. Arkadaşlar bunu biliyorum. Arkadaşını ne kadar iyi tanıyorsun gibi bir şey. Galiba bize sorular soracak. Biz cevaplayacağız yanlış değilsem. Bugün her şey iyi gidiyor mu dedi. Yani her şey seni indirene kadar iyi gidiyordu. Ne üzücü ama endişelenme. Benim görevim bunu değiştirmek. Hep sen bana soru soruyorsun ama. En iyi arkadaşın kim? Biraz düşüneyim. Tabii ki Simsimi. Her ne kadar aramız bozuk olsa da ben Simsimi'yi çok seviyorum. O benim en iyi arkadaşım. Tell me.
What can I do? Arkadaşlar çaktım. Aa, ne oluyor? Bilgisayarı mahvetme. Sanırım sorumu anlamadın. Anladım. Aa arkadaşlar. Bilgisayarın sesini açıyor. Bunu ben yapmadım bu arada. En sevdiğin arkadaşın kim? Beni korkutamazsın Kinizo. Timsime benim en iyi arkadaşım. Aa! Arkadaşlar Kinizo yazıyor kendisi. Evet bu doğru. Ben senin en iyi arkadaşıyım. Sonsuza kadar ve her zaman. Kendin yazdın. Ben yazmadım onu bir kere. En sevdiğin oyun ne? Arkadaşlar açıkçası çok fazla oyun oynamıyorum ama şu aralar biraz Roblox'a baktığım için Roblox'u sevebilirim. Bu arada sizin en sevdiğiniz oyun ne? Tabii ki yorumlara yazın. Sizin de Roblox eğer yorumlara kalp bırakın. Bakalım kimlerin Roblox. Roblox yazdım. Aa kızmadı. Kinoto diyeceğini zannettim. Okidoki. Birinci görev. Ne yapacağız? Resim çizeceğiz. Tulu'yu yansıtan bir resim çizmemizi istiyor. Ve benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bence mutluluğu ne yansıtır biliyor musunuz arkadaşlar? Beni izleyin. Çizimimi. Neyi çizeceğimi tahmin edin. Dışarıyı izleyen ben. Evet arkadaşlar. Bence mutluluğun sembolü bir böyle dışarıda kar yağarken dışarıyı seyretmek ve karla oynamak bence çok eğlenceli ve mutluluğu sembolize eden benim için bu arkadaşlar. Tamam çizdim. Finish. Bunun mutluluğu sembolize ettiğinden pek emin değilim. Sen nereden anlarsın mutluluğu? Evet. Bunun için bunun tam tersini istiyormuş. Yani üzüntüyü mü temsil eden bir şey? Ne olabilir? Sadness. Aa buldum. Buldum arkadaşlar. Kinoto'yu çizelim mi? Böyle bir dakika. Ben zaten çalışacağım biraz. Kinoto'yu çizeceğim ya. Ben de mantıklı. Evet arkadaşlar sizce nasıl oldu? Kinoto'yu çizmeye çalıştım. Bence fena değil. Bana en iyi arkadaşını çiz. Aa tabii ki de ne çizeceğimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki Simsim'i. Simsim benim en iyi arkadaşım olduğu için arkadaşlar onu çizdim. Böyle şöyle bir kalp de yapalım. That doesn't look very much like me. Bu bana benzemiyor. Evet, Kinoto seni öncekine çizdim. Seni temsil eden bir resim çiz. Beni ne temsil eder? Kanal logomu çizelim. Bence mantıklı. Çok zor bir seçim oldu ya. Ben nasıl çizeceğim şimdi? Kendi kanal logomu çizmek ne kadar zormuş ya. Evet, bence benzedi arkadaşlar. O kadar da kötü değil yani. Son görev. Bir dakika ne? Bana arkandaki kişinin resmini çiz. Ne ya? Arkama bakıyorum bir de. Bu ne? R. Sen? Bir dakika ya. Oha arkadaşlar. Sen gerçekten? Arkadaşlar ismi yazdı. Sen gerçekten Kübra mısın? Oha. İnanmıyorum. Sen gerçekten Kübra mısın? Arkadaşlar bunu ben yazmadım bu arada. Kendisi yazdı. Çok ilginç. Bunu nasıl yaptılar ya? Bunu bile yapabiliyorsa arkadaşlar kesinlikle her şeyi yapabilir. Çok şaşırdım buna ya. Ama Diane'i yaptığı şey arkadaşlar kabul edin bayağı ilginçti. Nerede yaşamayı seçerdin? Sahil, bir orman. Ormanda yaşamak istemezdim. Bence korkutucu. Düşünsenize karşınızda Slenderman çıkıyor falan. Nedense orman deyince aklıma Slenderman gelir. Tabii ki sahili seçerim yani mantıklı olarak. Diğerleri çok korkutucu görünüyor. Aa, adayı seçtim. Ne kadar harika bir seçim. Siz hangisini seçerdiniz arkadaşlar? Bence siz de benim gibi adayı seçerdiniz. Yani en sevdiğin yiyeceği soruyor. Tabii ki tavada yumurta candır.
Hem kolay hem lezzetli. Doğru duymasayı her şeyi tercih ederim. Peki. As you have been watching me, I have grown curious to what you look like. Ne? And since we are friends and all, bir saniye arkadaşlar. Diyor ya. Yüzümü mü görmek? Arkadaşlar! Yüzünü görebilir miyim dedi. Şaka mısın? Yüzünü görebilir miyim diye soruyor. Kameramı mı açacak? İnanmıyorum ya. Arkadaşlar bence bunu bile yapar bu. Hayır dedim. Tabii çok üzücü. Oha! Kameramı açtı. Arkadaşlar şaka mı bu? Bu neydi ya? Arkadaşlar ciddi ciddi kameramı açtı. Kendimi gördüm ya. Kameramı açtı. Bilgisayarım aslında kameraya bağlı değildi. Ama açılmasına aşırı şaşırdım yani. Nasıl mümkün olabiliyor? Hala aklım ermiyor. Yalnız mısın? Evet, şu an odada yalnız. Çok korkutucu ya. Bu gerçekten bilgisayarı ele geçiriyor. Çünkü her şeyi kontrol edebiliyor arkadaşlar. Kamerayı bile kontrol edebiliyor. Biz oyun mu oynuyoruz? Yani. Oyun oynamıyor muyuz? Oyun bence. Ne diyebilirim ki? Ölümden sonraki yaşama inanıyor musun? Yani inanıyorum. Tabii ki de ölümden sonra hayat var. En büyük korkun ne? Tabii ki de. Yani tabii ki de. En büyük korkum tabii ki de Allah. Allah'tan başka kimseden. Son soru. Meryem'den daha beter bu. Karanlıktan korkar mısın? Karanlıktan korkmam. Evet. Haydi kontrol edelim. Peki. Karanlıktan korkmuyorum ya. Beni böyle şeylerle korkutamazsın. Işığı kapattı arkadaşlar. Şu an oda kapkaranlık bu arada. Ama korkmuyorum. Evet. Oha, bu ne? Nasıl yer ya? Ay çok korkunç. Şu an burada olmak ister miydiniz? Başka bir backrooms'a düştük galiba. Kapı çaldı. Girebilirsin. Çık açıldı. Kapıdan jumpscare yersek hiç şaşırmam. Şu an onu bekliyorum. Evet. Perde düştü. Ya senden korkan senin gibi olsun. Gel hadi. Oha, bu ne? İğrenç gözüküyor. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bilgisayar gitti ya. Bilgisayar kafayı yedi. Yine Nate ile karşılaşacağız acaba? Arkadaşlar, ekstra özellikler geliyormuş. Ya, memnun kalmadım ki. Neden indireyim mesela? Hiç memnun kalmadım. Maalesef yapacak bir şey yok. İndireceğiz. Bana güven, bundan pişman olmayacaksın. Güvenesim gelmiyor açıkçası. İsim falan mı doldurmam lazım? Aa, ismim cancel olurdu. İsmini bildiğim için onu ben zaten doldurdum diyor. Tamam, soyadımı yazayım o zaman. E-mail mi? Bunu kesinlikle yazmamalıyım. Arkadaşlar bence bu hiç güvenli değil ya. Yazsam mı acaba? Yazmayacağım, ben vazgeçtim arkadaşlar. Böyle hiç güvenli değil çünkü. Böyle random bir şeyler yazdım artık. Aa, şimdi doğum günümü mü istiyorsun? Peki. Evet, şimdi ev adresimi derken arkadaşlar adresimi dolduramam herhalde. Kesinlikle böyle bir hata yapmam. Yani burayı da böyle saçma sapan şeylerle yazacağım. Çünkü olmaz yani. Kesinlikle yazamam. Bir dakika, adresini yazarken bir hata yaptım dedi. Oha! Arkadaşlar! Kendisi yazdı konumum nerede diye.
Oha! Kendisi dolduruyor. Arkadaşlar adresin tarafını kendisi doldurdu. Böyle bir şey mi vardı? Bu komutu yaz diyor arkadaşlar. Tamam. Oldu galiba. Oldu mu? Aa! Kafayı yedi, ne oluyor? Teşekkürler. Çok teşekkürler. Beraber çok eğleneceğiz. Arkadaşlar. Oha! Arkadaşlar bilgisayar uyarı verdi. Kinotopet tüm sistemi ele geçirdi diyor. Reset atacakmış. Arkadaşlar bilgisayar uyarı verdi. Yani bilgisayardan geldi bu şey. Bize kod yazdırdı ya. Nasıl bir şeysin sen? Sana sonsuz eğlence göstermek için sabırsızlanıyorum. Ve gitti arkadaşlar, yani istediğini aldı ve gitti. Ben inanamıyorum böyle bir oyunun varlığına. Ne yaptığını göstermek için sabırsızlanıyorum diyor. Evet, gerçekten bayağı tuhaf bir oyundu. Ve çok farklı bir deneyim yaşadım. Ama sizin için değer. Bu tarz virüslü oyunların devamı için hedef 2 haftada 20 bin like. Beğenmeyi sakın unutmayın. Yeterli like gelmezse seri devam edemeyecek maalesef. Like atıp abone olduysanız sonraki videomuza kadar hoşça kalın, bilgili kalın.